Arkadaşlar merhaba. Şimdi size online bir deneme sınavı nasıl hazırlanır onu göstereceğim. İlk önce sorularımızı seçmemiz gerekiyor. Bunun için ekran alıntısı aracımızı kullanıyoruz. Bakın dikkat ederseniz. Ben daha önce 10 soruyu almıştım ilk sorularımı. Sonra şu son soruyu da nasıl aldığımı göstereyim istiyorum. Şu şekilde aldık. Bunu kaydet seçeneğine tıklayıp kaydedeceğiz. Bunu kaydedeceğimiz dosya şuradaki dosyaydı. 10. soru diye yazıyorum bakın. Şuraya ismini hemen 10 diye yazıyorum. Daha sonra simge durumunda küçültüyorum. Ulaşmamak adına. Sonra 11. sorumu alıyorum bakın. 11. sorumu simge durumundan kurtarıyorum ekran alacımı. Yine yeni diyorum. Bu sefer 11. sorumu kopyalıyorum ve kaydettik. Buraya 11 yazıyorum. Daha sonra 12. sorumu alacağım. Bunu yine simge durumuna küçültüyorum. 12. soruya geçiyorum. Simge durumundan kurtarıyorum. Yine yeni deyip 12. sorumu da kopyalıyorum. Ve kaydet deyip bu işi bitiriyorum. Burayla işimiz bitti. Şimdi artık bunu kapatıyoruz. Sonra şuradan Google hesabınızda e, içeriye girdi, Google'a girdiğinizde şurada Google uygulamalarına tıkladığınızda açılmadı. İnternetimde sıkıntı. Evet tamam. Driver'ımıza girdiğimizde Google hesabınız varsa bir driver'ınız oluyor zaten. Online denemelere tıkladığınızda bakın nasıl başladığımı gösteriyorum. Online denemelere tıkladığımızda buradan bir tane yeni dosya açıyorum. Google bir tane Google Form açıyorum bakın. Açtığım Google Form'a bir isim yazalım. 5. sınıf. Yazalım. Sınıf. Birinci sınav diyelim adına. Daha sonra hemen bir tane daha yeni ekleyelim. Bu formun açıklaması oldu. Açıklama falan yapabilirsiniz. Buraya ad soyad seçeceğim arkadaşlar. Kısa cevap diyorum onun için. Buraya adı soyadı diyorum. Hatta onu da büyük harflerle yazalım. Adı soyadı diyorum. Ve bunun kesinlikle cevaplanması gerekli olduğunu söylüyorum. Ha bu arada Başladıktan sonra da yapabilirsiniz. Sorun değil bakın ara ara zaten kaydediyor. Sizin kaydetlemenize gerek kalmayacak arkadaşlar. Daha sonra şu ayarlardan onu teste çeviriyorum ve şuna mutlaka tıklıyorum ve şu ikisini arkadaşlar açık bırakıyorum ki sadece puanı görürsün Sonradan öğrenci kendisi bakıp e, yeniden yapıp kendi doğru cevaplarını görüp yüz almaya çalışmasın diye böyle bir şey yapıyorum. Bunu kaydediyorum arkadaşlar. Bu şekilde kaydettikten sonra. Şimdi buraya soru ekleyeceğiz. Hemen şuna 4 seçenek ekleyelim arkadaşlar. Seçenek ekle diyorum. Yine seçenek ekle diyorum ve seçenek ekle diyorum. Bu seçeneklere değerleri yazıyorum. A B C ve D. Yazdıktan sonra cevap anahtarı diyorum ve burada 12 soruluk bir soru sınavımız olduğu için her bir soruya 8 puan verelim ve tamamlandı diyorum. Daha sonra Elimizde formatımız hazır. Artık bunu kopyalıyorum. 12 soru kopya yapacağım için bu birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Bakın burada kopyala diyorum. Beşincisi, altıncısı, yedincisi, sekizincisi, dokuzuncusu, onuncusu, onbirinci, onikinci. Onbirinci sorun biraz uzundu. Onun için onbirinci sorunun puanını şuraya getirip 12 yapmayı düşünüyorum. Cevap materyalinde 8 puan yazıyor. Bunu 12 yapıp tamamlandı diyorum. Ve şu anda 100 puanlık dikkat ederseniz bir tane sınavınız oldu ki zaten şurada da 99 yazıyor ama orayı 100 yapacağız. Bir yerde hata yaptık ama neyse onu siz ayarlarsınız zaten. Ee, bir şekilde galiba 11'i soruyor. Puanlı düşük yaptık. 11 puan yapmışız. evet 12 yapacağız. Şimdi 12 yapalım. Tamamlandı dedik arkadaşlar. Tamamlandı dedikten sonra soruları ekleme kısmına geçiyorum arkadaşlar. Soruları şuraya ekliyorum. Sorunun üzerine tıklıyorum, şu şekilde ve şuradaki resime tıklayıp göz atlıyorum ve demek ki dosyamı buluyorum. O dosyam bir foto yazandı. Birinci sorumu ekliyorum. Gördüğünüz gibi eklendi. İkinci sorumu ekliyorum. Bakın yine aynı yere tıklayarak. Yani bunu yapmanız 10-15 dakikanızı falan almıyor. İkinci soruyu ekliyorum. Üçüncü sorumuzu ekliyorum. Bu şekilde sonuna kadar gitmeyeceğim. Şimdi bundan sonra yapmam gereken kısmı söylüyorum. Daha sonrakiler siz tamamlarsınız zaten. 10-15 dakikadan fazla süreceğini sanmıyorum arkadaşlar. Benim 10 soruluk bir sınavı hazırlamam 15 dakikamı falan alıyor. Sonra cevap hatanı işaretleyeceğiz ki öğrenci sonucunu görsün. Sorunun üzerine tıkladığınızda şu şekilde. Şuradan cevap hatanı tıkladığınızda birinci sorumuzun cevabı B idi. Hemen onu da B olarak işaretliyorum. İkinci sorumuzun cevabı, şimdi bu sınavı yayınlayacağım için arkadaşlar ve birçok öğrencim de kanalıma abone olduğu için başka bir şey işaretleyeyim. Bu değilmiş gibi olsun. Sonra düzeltelim ben onu. Bu da başka bir şey olsun. Bunu da rastgele işaretleyeyim. Büyük ihtimal şimdi YouTube'da onlar da takip ediyorlardır beni. Bunu da rastgele bir şey işaretledikten sonra tamamlandı diyorum. Ve bu deneme sınavını göndereceğim şimdi. Gönder dediğimde şuradan şuna tıklıyorum arkadaşlar. Ve URL'yi kısaltlıyorum. Uzun bir URL olsun istemiyorum. Bunu kopyala dediğimde Herhangi bir yere yapıştırdığımda e, olayım tamam oluyor. Bu da sadece şuna dikkat ediyorum aslında. Şu gerekli hale gelsin istiyorum. Şunu açıyorum. Diğerlerinde gerekli demiyorum. Öğrenci sınavı bitirdiğinde puanını kendisi zaten görebiliyor. Gayet kolay. Sonunda istatistikler almak biraz kurcalamanızla alakalı. Onu kurcalarsanız eğer kendinizde zaten buradan kendi driverınızdan veya Google formlarınız, benim burada Google formum aktif duruyor. Google formu aktif hale getirip bir kısa oluşturmuşum. Buradan kendiniz de sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bunlar daha önce yaptığım anketlerim ve testlerim arkadaşlar. Bu şekilde kendiniz de online deneme sınavı hazırlayabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu çevrenizdeki herkese gönderebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.